Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlere Via protokolün erken kullanıcı NFT'sini ücretsiz bir şekilde nasıl kazanırız bunu göstereceğiz arkadaşlar. Proje yapmış olduğu duyuruda 15 Temmuz ve 15 Ağustos tarihleri arasında platform üzerinden minimum 100 dolarlık bir bakiyeyi ağlar arasında transfer eden kişilere ücretsiz bir şekilde NFT vereceğini duyurdu arkadaşlar. Şimdi şunu soracaksınız. Hocam biz bu NFT'yi neden kazanalım? Bu NFT bizim ne işimize yarayacak derseniz arkadaşlar. Öncelikle bu NFT'ler birincisi satılabilir durumda arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız bu NFT'yi satarak para kazanmış olabilir. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Via protokolün şu anda henüz bir kripto parası mevcut değil arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde proje kendi kripto parasını çıkardığı zaman bir kısmını airdrop ile bu NFT sahiplerine dağıtabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Zaten buradaki duyuruda da spatial conditions for holders yani NFT sahiplerine özel koşullar olacağı da proje tarafından bizlere belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bu işlemleri adım adım yaparak bu NFT'yi kazanacağız dostlar. Öncelikle platform Via Protokol ağlar arasında varlıklarımızı transfer edebileceğimiz bir bridge yani köprü platformu arkadaşlar. O yüzden bizler minimum 100 dolar değerindeki bir bakiyeyi bir ağdan başka bir ağa transfer ederek işlemlerimizi yapacağız ve tamamlayacağız. Via protokolün platformuna geldiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle tabii ki de Metamask cüzdanımızı platforma bağlamamız gerekiyor. Ben poligon ağında cüzdanımı bağlayacağım platforma. Bunun sebebi ise ben varlıklarımı poligon ağından Ethereum ağına transfer yapmak istiyorum. Neden Ethereum ağını seçtiğimi de sizlere videonun ilerleyen dakikalarında belirteceğim arkadaşlar. Connect Wallet butonuna basarak MetaMask cüzdanımı seçiyorum. Şu anda Polygon ağındayım dostlar ve cüzdanımı Polygon ağında Via protokol platformuna bağlıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi cüzdanımı bağladım. Cüzdanımda da yaklaşık 5 adet Matic token'im varmış. Fakat benim minimum 100 dolar üzerinde bir bakiye transferi yapmam gerekiyor. Bu sebeple öncelikle cüzdanıma Matic token'i edinmem lazım. Metamask cüzdanıma geldim ve buradan adresimi kopyaladım. Şimdi Binance borsasına gidiyorum arkadaşlar. Binance borsasında benim şu anda cüzdanımda Matic token'lerim bulunuyor. Gördüğünüz gibi... Çekim sayfasına geldiğim zaman buradan Matic'i seçtim. Adres kısmına Metamask adresimi yapıştırdım. A olarak Matic yani poligon ağını da seçiyorum. Maksimum butonuna bastım. Yaklaşık 157 adet Matic tokeni transfer edeceğim arkadaşlar. Şu anki değeri 110 dolar garanti olması açısından fi ücretlerini de hesaba katarak 110 dolar değerindeki bir Matic'i ben Metamask cüzdanıma gönderiyorum. Matic tokenlerim cüzdanıma geldi arkadaşlar. Şimdi de elimdeki Matic tokenleri ben Ethereum ağına transfer etmek istiyorum. Bu sebeple üst kısımdan bakın buradan Polygon ağını seçtikten sonra Matic tokenini seçtim. Alt kısma geliyorum. Buradan da Ethereum ağını seçeceğim arkadaşlar. Bakın buradan Ethereum ağını seçtikten sonra Ethereum ağındaki aktarmak istediğim token olarak ise Ethereum'u seçiyorum arkadaşlar. Yani hem Matic'lerimi Ethereum'a çeviriyorum hem de Polygon ağından Ethereum ağına transfer etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi elimde 163 adet Matic tokenim mevcuttu. Ben bunun 160 adedini transfer etmek istiyorum. Bridge butonu geldi arkadaşlar. Bridge butonuna basıyoruz ve bizi Metamask cüzdanımıza yönlendirecek. Cüzdanımızdan onaylarımızı vereceğiz ve transfer işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Confirm diyerek onayladım. Ve bakın bu şekilde bir sayaç işlemeye başladı arkadaşlar. Şu anda tokenlerimiz Polygon ağından Ethereum ağına gönderiliyor. Ayrıca Matiş tokenlerimiz de Ethereum tokenine çevrilmiş olacak. Neden Ethereum ağına Ethereum tokeni olarak gönderdin diye soracak olursanız NFT'mizi claim edeceğimiz zaman yani cüzdanımıza talep edeceğimiz zaman claim işlemini Ethereum ağında yapmamız gerekiyor arkadaşlar ve Ethereum ağında yaptığımız işlemlerde bildiğiniz gibi Ethereum olarak işlem ücreti ödüyoruz. Bu sebeple transfer işlemi ben Ethereum ağına yaptım NFT'yi claim ederken de fee ücretini karşılayabilmek için tabii ki sizin Ethereum ağında yeterli fee ücretini karşılayacak Ethereum tokeniniz varsa siz bu transfer işlemini başka ağlar üzerinden de yapabilirsiniz Ben Polygon ağından Ethereum ağına yaptım örneğin sizler Binance Smart Chain ağından Arbitrum ağına yapabilirsiniz veya Polygon ağından Optimizm ağına transfer işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihiniz. Sadece minimum 100 dolar değerinde bir işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi işlemimizin tamamlanmasını bekliyoruz. Transfer işlemimiz tamamlandığı zaman direkt bu sayfa karşımıza çıkacak arkadaşlar. NFT'yi claim edeceğimiz sayfa direkt karşımıza çıkacak. Bu sayfayı kesinlikle ve kesinlikle kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü NFT'nizi claim etmeden eğer bu sayfayı kapatırsanız NFT claim sayfasına bir daha erişemezsiniz. Ve tekrar 100 dolar üzerinde bir transfer işlemi yapmak zorunda kalırsınız. Hemen claim butonuna basıyoruz arkadaşlar. Şu anda poligon ağındaydık ve bize ağımızı değiştirmemiz için. Bakın burada gördüğünüz gibi Polygon ağından Ethereum ağına geçiş yapmamız için izin istedi arkadaşlar. Switch Network butonuna basarak öncelikle Ethereum ağına geçiş yaptık. Şimdi de Claim işlemini yapabilmemiz için onay isteyecek. Ve burada ödeyeceğimiz fi ücretini de burada görüyorsunuz arkadaşlar. 3.39 dolar değerinde de bir Ethereum işlem ücreti ödeyeceğiz. Zaten bizler transfer işlemimizi Ethereum ağına Ethereum tokeni olarak yapmıştık. Bu yüzden fi ücretini karşılayacak Ethereum tokenimiz de cüzdanımızda bulunuyor. Confirm butonuna basarak işlemimizi onaylıyoruz ve NFT'mizi claim ediyoruz arkadaşlar. OpenSea NFT marketi üzerinden de profilinizi kontrol ettiğiniz zaman NFT'nizin cüzdanınıza gelmiş olduğunu göreceksiniz dostlar. Dileyen arkadaşlarımız buradaki satış butonuna bas basarak NFT'sini dilediği fiyata satışa koyabilir arkadaşlar. Koleksiyonu kontrol edecek olursak bakın burada da koleksiyonun ismi mevcut arkadaşlar. Direkt buraya tıklayarak koleksiyona geçiş yapabiliriz. Gördüğünüz gibi koleksiyon bu şekilde arkadaşlar. Şu anda floor price'ı yaklaşık 0.02 Ethereum'muş. Satış olup olmadığına bakacak olursak da fazla bir satışı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yalnızca bir adet satışı gerçekleşmiş. Yani NFT'ler fazla satılmıyor dostlar. Zaten bizim bu NFT'yi kazanmaktaki amacımız da NFT'yi satarak para kazanmak değil dostlar. Bu NFT'nin sahiplerine ileride olabilecek özel airdrop'lar veya özel sürprizler olursa bunlardan yararlanmak olacak. Sizler de birkaç farklı cüzdanla, birden fazla cüzdanla katılarak elinizdeki NFT sayısını da artırabilirsiniz dostlar. Bu benim kazandığım ikinci NFT ydi. Diğer cüzdanlarım üzerinden de bu işlemleri yaparak elimdeki NFT sayısını da artırmayı düşünüyorum. Ayrıca şunu da sizlere belirteyim arkadaşlar. Twitter sayfamızdaki sabitlenmiş tweetimizi beğenip retweet eden bir kişiye de bu NFT'den ben sizlere hediye edeceğim dostlar. Oradaki çekilişe katılarak da bu NFT'yi kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Bakın cüzdanımızda da göndermiş olduğumuz Ethereum tokenleri bu şekilde duruyor arkadaşlar. 106 dolar değerinde de Ethereum tokenimiz cüzdanımızda duruyor. Yaklaşık 110 dolar göndermiştim. 106 doları burada dileyen arkadaşlarımız kalan bu Ethereum tokenlerini de tekrar borsaya gönderebilirler arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde güzel bir NFT kazandık. Umarım ilerleyen dönemlerde bu NFT bize güzel sürprizlerle ve güzel bir airdropla dönüş yapacaktır. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.